Harika dans ediyorsun. Harika dans ediyorsun ya. Tipe bak. Tipe bak. Seli git Allah aşkına. Allah'ın adını veriyorum. Ne olur Kulenzübü Rabbinin az seli. Ay bir saniye. Sürekli dağılıyor, bir dakika. Ay bu ne? Ne oldu ya bu? Masonlara döndük. İblis olmak istedim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iblislik alemini yapıyoruz diyormuşum. Şeytanım bugün. Şeytan espri yapmaz. Bugün korku animasyonları izliyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum, konsepte uymak istedim. Belki uyar bu dedim. Yani şunu attığında kırmızı başlıklı kıza benziyorum. Şunu attığında iblisi asliye benziyorum. Ama işte neyse ne. Yine birbirinden korkunç hikayelere el atacağız. Pardon. Çatal atacağız. Şeytani çatalımızı sokacağız. Ay ne diyor? Bu keyifli videoya bak. Ne keyifli. Korkacağım birazdan ya. Bu ne mutluluk ya. Kendine gel aslan. Korkak bir insansın sen bu konuda. Aa, kıyafetin gazına gel. Evet, videoya başlamadan önce videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ladies and gentlemen, videoya başlıyoruz. Küçüklüğümden beri dans etmeyi severim. Dans etmeyi seven bir kızınız. Aslında annem herkese benden bahsederdi. Zamanımın çoğunu danslara geçirirdim. Aylar önce erkek arkadaşımın yanına taşındıktan sonra işimden kovuldum. Zor bir dönemden geçiyordum. Bu sürede TikTok'u keşfettim. İnsanların yüklediği içeriğin çok önemli bir kısmının dans olduğunu fark ettim. Bu yüzden TikTok'ta danslar yayınlayarak eğlenmeye karar verdim. Harika dans ediyorsun. Beklemediğim bir şekilde gönderilerim çok sayıda beğenildi ve birçok yorum yapıldı. Ya ben böyle dans eden görmedim. Kısa sürede kazanmaya başladım ve TikTok'ta tanınır oldum. Bu durum hayatımın artık bir parçası oldu. Abi stilini hiç bırakma. Haftada en az 4 video yayınlamaktı. Evet. Bir perşembe günü danslarımı her zamanki gibi kaydettim. Evet. Yorumları okumayı çok severdim. Bu yüzden video yayınlandıktan sonra yorumları okumaya başladım. Garip bir şeyler olduğunu o zaman fark ettim. Bak beni korkutma. Hala bizi korkutmaya mı çalışıyorsun? İlk başta ne olduğunu anlamadım ve bu yüzden okumaya devam ettim. Korkmalı mıyım? Bu beni güldürüyor. Yani her şey çok açık. Daha fazla görüntülenme almak için yapıyor. Bu kadar alçaldığını inanamıyorum. Kız ne oluyor? Yorumları okumaya devam ettim. Ne demek istiyorlar? Pencereye bak. Eyvah. Bu cümle bana çok kötü bir his verdi. Bana da verdi. Yani şu an bu videoda iblisim pencereye ama bana da verdi yani. Kız hadi bak şu videoya. Videomu tekrar izledim. Her şey gayet normal görünüyordu. Çok iyi dans ediyorsun, evet onu hala. Bu yorumların basit bir şaka olduğunu düşünmeye başladım. Ta ki perdenin arkasındaki küçük boşlukta bir kadın yüzü iblis. Kalbim hızla atmaya başladı. Tanıyorum bunu. Bağcılar'da takılıyordu bir ara bu çocuk. Sadece perşembe günleri yayınladı. Orada onu dediler, hadi git başka yere dediler. Gönderdiler onu, o da bak gitmiş animasyonda kızın. Allah'ın değil seni. İşten yeni gelmişti. Evet. Merhaba bebeğim. Hoş geldin Kemal. Beni gördüğünde yüzündeki gülümseme silindi. Bebeğim iyi misin? Bilmiyorum. Ne oldu? Anlat. Anlat çocuğa. Anlat, bir iblis vardı. Önceden bazılarda tıkılıyormuştu. Dediler. Onları sakın dinleme. Bebeğim sen çok iyisin. Öyle değil. Bir kadın var. Kadın mı? Nerede? İlk başta şaka gibi bir şey sandım. Ama her perşembe bir kadın beliri penceremden beni izliyor. Ah! Ne? Ah! Bak! Pencereye bakmaya devam et. Louis'e cep telefonumu gösterdim. Evet o! Yüzünde nerede görsem tanırım bu iblisi. Bu kişinin kim olduğunu bile bilmiyorum Louis. Bu kişi resmen beni taciz ediyor. Çok korkuyorum. Kız bak Louis bir şeyler biliyorsan söyle. Her şey iyi olacak bebeğim. Güvenliği artıracağız. Kamera koyarız. Kız ne güvenliği? Buluruz. Umarım etrafa Nas suresi ayetel cürsün. Önümüzdeki birkaç gün içinde Louis kilitleri değiştirdi ve evin dışına kamera koydu. Ama bak Louis seviyormuş bak sevgilisinin. Ama bu beni daha iyi hissetmesi için.
Aferin Paranoya Luis. Paranoya beni ele geçirmişti. Ay. Videolarımda o kadının görünen kısmını ekran görüntüsü aldım. Görüntü kalitesi çok iyi olmasa da ona yakından baktığımda terlemeye başladım. Ben de terlerim. Bakışları ve yüzündeki hasta ben terlemem. Şu an iblisim. Kostümü çıkarayım ben de terlerim. Bak baksana bakışa. Tekrar perşembe günü geldiğinde kendimi çok kötü hissediyordum. İyi uyuyamamıştım. Siz emlakçıya gidin. Evin altında yatır var mı onu sorun. Canım bugün gerçekten seninle kalmak isterdim. Her şey bilir kişi konuşuyor burada. Tatlım, ama bunun için işini kaçıramazsın. Burada yalnız olma fikrinden hoşlanmıyorum. Birini falan davet etsen. Herkes maalesef çalışıyor. Tamam, bir şey olursa beni mutlaka ara. Hadi bakın. O gider gitmez orada şey var. İblis alarmı mı şey? Ay alarm var ya. Ben bu eve giremem mi diyecek iblis? Ben girerim. Dağıtmaya çalışıyorum. Doğaüstü güçlerimiz var bizim. Ama bir çatal fırlatacağım şimdi sen. Hadi çek bakayım o güzel dansını görelim. Kamera uygulamasından her şeyi cep telefonumdan görebiliyorum. Eğer var ya o kameranın önüne bir anda fırlarsa ben burada altıma sıçarım. Bir süre izledim ama ortalarda kimse yoktu. Uyuyakaldım. Eyvah. Ve uzaktan gelen bir sese uyandım. Ha, geliyor. O kadar uykum vardı ki. Geliyor. Birkaç eyvah. Saniye tepki veremedim. Eyvah geliyor. Yataktan kalktım ve kapıya gittim. Birisi kapıyı çalıyordu. Heh, ben geriliyorum şu anda. Gergin bir evet çok geriliyorum. Kameraları kontrol ettim. Aşırı geriliyorum şu an Cedric. Destek ver bana. Gel pati at. Anne ben yanındayım de. Aha bak. Bak kamerayı dört. Aşırı korkmuş olsam da. Hemen oku. Ayetel Kürsü oku. Bismillahirrahmanirrahim. Püf yap. O burada. Eyvah. Muhtemelen benden nefret eden bir kişiydi. Kadın musallat olmuş. Beni kızdırmaya çalışıyordu. Cep telefonundan acil durum numarasını çevirdim. Yatak odasından çıktım ve oturma odasını penceresine kızın yan profilini hiç çizememişler bu arada. Garip daha bir. Kadını görebiliyordum. Kadın bir anda sana bakar. Eyvah bakıyor. Edince, birden eyvah. Sky. Yakından bakınca daha garip görünüyordu. Sanki haftalardır uyumamış gibi Sky görünüyordu. Sky mı dedi? Nickname'ini söyledi. Ve beni korkutan sanki bir gülümsemesi vardı. Beni de korkutur bu. Telefonumu gösterdim. Git. Yoksa polisi arayacağım. Gerçekten mi? Bunu yapabilir misin? Ellerim titriyordu. Kız yap Allah kahretmesin seni. Bakıyordu ki. Ben şaka yapmıyorum. Etrafta kameralar kız var. Beni hadi gelmeyin burada. Gülümsemesi bak tipe bak. Ve bana boş boş baktı. Tipe bak. Tipe bak. Git buradan. Gülme be. Bak 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 gülüşe bak. Hadi be. Çıkartamıyorum da kulaklığı. Umrumda bile mandum değil. Mandum malak gibi bakıyor bak kız. Böyle bak. Neyi bile anlamadım. Aniden pantolonun cebinden bir çekiç çıkardı. Eyvah. Ve camı kırdı. Hemen ellerimle yüzümü korudum. Ve eyvah. Düştüm. Gözlerimi açtığımda tam önümde duruyordu. Sıçtı ağzına. Sen çok güzelsin. Ne? Ve zayıfsın. Sen mükemmelsin. Senin gibi olmaya çalıştım ama olamadım. Eyvah. Başkalarını hiç düşünmüyorsun seni bencil kendini beğenmiş kadın. Aa. Ben bir şey yapmadım. Ben de senin gibi olmak istiyorum. Pantolon ceplerinin birinden kız kuaföre git. Bu yüzden yüzünü bana vermen gerekecek. Aa. Uzak dur benden. Yaklaşma. Bana yaklaşmaya devam ederken tepki bile veremedim. Kız orada bir vazo mazo senin de hiç değil. Bir his hissettim ve sonra aniden siren sesleri duydum. Kız bir itsene. O hasta kadın evimin içine bana saldırırken bulununca tutuklandı. Orada bebeğim o jilete yara bağlı gitmez. Oraya dikiş atılması gerekiyordu. Pardon Cedric. O günden sonra bir daha asla kendimi güvende hissetmedim. Ay kıza travma olmuş. Travma olmuş ama olur böyle. Korkutucu olaylar insanlarda travmatik şeyler yaratabiliyor. Bak kaç yıllık şeytanım. Üzüldüm valla. Üzdü bu hikaye beni. Ama biraz boştu yani. Ama sesler abi o ufak diye ses bile beni korkutuyor ya. Gerçek lanetli bebek. Küçük kardeşim Sara ile çok yakındık. Annem her zaman evet. İşle meşguldü.
ve babam bizi gerçekten terk etti. Bu yüzden kardeşimi ben büyütmüştüm. O benden 4 yaş küçük. Bu hikaye ben 18 ve 14 yaşındayken oldu. Annem Ben adında bir adamla yeni evlenmişti. Ben fena biri değildi. Aileye destekleyecek kadar zengindi. Ve anneme her zaman saygılı davranırdı. Bu yüzden onunla çıkmasında sorun yoktu. Evet, çok güzel. Sara onun hakkında benimle aynı şeyleri hissetmiyordu. Her gece yemek masasında benle göz temasından kaçınırdı. İlk önce o konuşmadığı sürece onunla asla konuşmazdı. Isınamamış demek ki. O koltukta televizyon izliyorsa atıştırmalık almak için yanından geçmeye bile çekinirdi. Bu yüzden genelde atıştırmalık almaya ben gidiyordum. Ve sonunda Sara'nın 14. doğum gününde ben onu hediye almaya götürmek istedi. Kız bu bende ne var ya? Ben çok mutlu olacağını düşündüm. Ama onunla birlikte gitmeyi reddetti. Benim de onunla gitmemi istedi. Ben abini gerçekten çok seviyorsun diyerek şaka yaptı. Hep birlikte Sara hiç beni sevmemiş. Ben değil yani, buradaki beni. Talar gibi klasik kız ürünlerine baktık. Sara benim hoşuna gideceğini düşündüğü hiçbir kıyafeti beğenmedi. Sara yaşına göre oldukça kısaydı ve neredeyse giydiği hiçbir kıyafet ona uymuyordu. Çocuk rüyamdan aldım. Bu arada ben de alışveriş merkezinin genç erkeklere yönelik şeyler satan bölümünde takılıyordum. Sonunda alışveriş merkezinin sessiz bir köşesinde bulunan küçük bir antika dükkanına rastladık. Dolaşmaktan gerçekten sıkılmaya... Evet abi, antika nerede? Ben de bunu dinlemekten sıkıldım şu an. İşaret ederek girmeyi teklif ettim. Mal gibi böyle bakıyorum şu an. İçeride telefonumu kontrol İblis mal gibi bakar mı? Ben bakmaz. Sara gibi küçük bir kızın ben bakıyorum. İzleyeceği herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ama Sara ben önerdiğim için içeri girmekte ısrar etti. Üçümüz antika dükkanına girdik. Bu sırada bir şey çıkacak. Spor bölümüne yöneldim. Eski spor malzemeleri indirimdeydi. Sara dükkanı dolaşırken ben dükkanın girişinden onu izliyordu. Sonunda yürümeyi bıraktı ve ben de imzalı beyzbol kartından başımı kaldırıp neye baktığına bakmak için Sara'ya doğru baktım. Onlarca yıllık gibi görünen süslü bir vitrin camına bakıyordu. İçinde çeşitli süs eşyaları içeren ürünler hikaye vardı. Çok yavaş. Tabaklar, hadi bir entrik olsun. Kırımı, bir dram. Eski bir gaz lambasına benzeyen hadi, bir şey vardı. Hadi. Ama vitrinin yıldızı dolabın en üst rafında oturan antika porselen bir bebekti. Abi almayın bak böyle bebekler. Zazabel'i hatırlatırım, almayın. Bir elbise, bak o Zazabel de fena değildir o. Biçimde örten siyah bir peçesi vardı. Yüzüm, bak bakamıyorum bile beyaz ya. Beyaz porselenden oluşuyor. Bana bebek çok korkutucu Sara geliyor bebekler. Sara alıp yüzündeki peçeyi kaldırdığında yüzü daha da belirginleşti. Gittin Sara bunu mu beğendin? Yüzünü eşlik eden acı dolu bir kaş çatı. Orada o kadar şey varken onu mu beğendi Sara? İnsanın ruhunu deliyordu. Sara'ya bunun asık suratlı bir oyuncak bebek olduğunu söyledim. Bana bebeği satın almak istediğini söyledi. Sara'da da bir gariplik var. Ona neden böyle depresif bir bebeği aldığını kardeşim depresif. Sordum. O bebeği neden sevdiğini tam olarak açıklayamadığını ama oyuncak bebekle ilgili bir şey hissettiğini söyledi. Sanki beraberken çok evet, uyumlu görünüyorlardı. Sara her aldım başına belayı. Onun bebeklerle oynamak için fazla büyük olduğunu düşünmüştüm. Ama bunu söyleseydin keşke. Söylemedim. Benden onu almasını istemesine izin verdi. Bu kadınla bak haberi var gibi. Dükkan sahibi elinde tuttuğu bebeği gördüğü anda ona bedavaya alabileceğini söyledi. Sanki yıllardır ondan kurtulmaya çalışıyor gibi görünüyordu. Belki bebeğin verdiği hüznünü bedavaya vermişti. Böyle güzel bir bebeğin sonunda kalıcı bir yuva bulabildiğine memnun gözüküyordu. Bebeği bedavaya aldığı için hiçbiriniz de bundan şüphelenmediniz mi? Başka bir şey daha alabileceğini söyledi. Sara bebek için mavi bir elbise satın aldı. Mağaza sahibi bebeğe uyabileceğini söylediği için adını Sally koymaya karar verdiler. Ben de ünlü bir oyuncu tarafından imzalı bir beyzbol sopası satın aldım. O sopayla herhalde Sally'yi öldürecek. Bir ağlama sesiyle uyandım. Tahminim bu. Normalde oldukça ağır bir uykum vardır. Kafamı yastığa koyduğumda... Hikaye çok yavaş gidiyor. Bak ben burada bayılacağım. Ama bu ağlama sesi hiç normal değildi.
Sanki kulaklarımla duyuyormuşum gibi gelmiyordu. Ses daha çok beynimle yankılanıyormuş gibiydi. Bunun nasıl mümkün olduğu hakkında işte hiçbir fikrim yoktu. Ama bak ben geriliyorum. Arkada bir de o gerilim müziği var ya. Ertesi gün kahvaltı masasında Sara'ya dün gece ağlayıp ağlamadığını sordum. Ben o sabah işe gitmek için erken çıkmıştı. Bu yüzden normalde olabileceğinden çok daha fazla konuşkandı. Soruma şaşırmış görünüyordu. Önceki gece hiç ses çıkarmadığını söyledi. Alıştı. Muhtemelen duyduğum şey bir rüyaydı. Ben evde kız burada gerim gerim gerildim. Hadi vallahi. Sokturacaksın şimdi çatalı bir tarafına. Onun en sevdiği şovlar vardı. Ben de tüm gün bilgisayarımda oyun oynamak niyetiyle. Hadi sarı hadi. Yatak odasına giderken Sara'nın yatak odasının kapısının ardına kadar açık olduğunu gördüm. Kapatmayı unuttum. Allah'ım bak nasıl duruşa bak bebeğin. İçin odasına gelince bebeğin duruşa bak. Ben küçükken de korkardım. Bak 33 yaşına geldim. Hala bebekten korkuyorum. İblis olduk hala korkuyoruz ya. Odanın kapısını iyi yaptın. Bebek sinirlenir ama buna. Muhtemelen gözlerim bebek sinirlenir oğlum. Mevzu çok derin dur. Ağlama şimdi. O görüntüyü unutmak için elimden geleni yaptım. O gece yine ağlama sesiyle uyandım. Hı. Ama bu bebek taktı. Bir şeyler farklıydı. Benimle birlikte yatakta bir şeyin ağladığını hissedebiliyordum. Al işte korkuyorum al işte. Gözlerimi açtığımda Seli'yi ayaklarımın ucunda gördüm. Al. Bak mavi bak. Gözlerinden hala bak. Kanlı yaşlar okuyordu. Seli git Allah aşkına. Allah'ın adını veriyorum. Ne olur. Kulenzu bir Rabbinin asili. Al işte. Yatağımdan düştü. Kırılan porselen sesi yerine yüksek bir gümbürtü sesi duydum. Geliyor. Ardından geliyor. Kapısından geliyor oğlum bak sen de ağlıyorsun burada. Ben iyice tribe giriyorum. Dur ya. Ve yatak odamın kapısından dışarı fırladı. Yemin ediyorum korku animasyonunda senin yüzünden korktum şu an ya. Kapısından içeri girdiğini gördüm. Elimdeki beyzbol sopasıyla o küçük bebeği 1 milyon ne dedim ben o kesim parçalar dedim. Ama bunun yerine beni aşırı derecede eyvah rahatsız edecek ve unutamayacağım bir manzara ile karşılaştım. Ben Sara'nın yatak odasında yatakta oturuyordu ve onu hatırlamak bile istemediğim şekillerde dur oturuyordu. Oğlum. Benim gözleri beni gördüğünde şaşkınlıkla büyüdü. Onu gördüğümde gözlerim kıpkırmızı oldu. Şerefsiz adam. Annem kargaşayı duyduğunda şerefsiz sormak için yatak odasına geldiğinde Sara gözyaşlarına boğuldu. Sara'nın durumunu fark etmediğimiz için kendimizi çok suçlu hissettik. De hala bak bebek korkutucu dedik, onu dedik, bunu dedik. Geçleri bebek iyi niyetli çıktı. Ayak seslerine tahammül İyi niyetli öğrendim. Çıktı bebek. Bugünlerde Sara ona ama bebeğin yüzü gülüyor artık. Ama yine ürkütücü ya. Şimdi porselen yüzünde memnun bir oğlum bak bir an yapmasın. Ne olur çok korkarım. Ne olur. Ha tamam yapma. Korku videosu çekiyorum burada. Sen gelmişsin. Aa! Zannediyorum şu tarafta falan bir şey görüyor. Gördüğü için yapıyor. Affettin beni burada ya. Korkunun doruklarına ulaştık mı? Evet. Üzülerek belirtiyorum ki ben gidiyorum. Çünkü vakti geldi. Şey var, saat 2'de İblisler Cemiyeti toplantısı var. Oraya yetişmem lazım. O yüzden gidiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Ama umuyorum ki siz çok keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bak bunu unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay bir dakika. Hoşçakalın. Yan desteği atsanıza İblisi Cemiyet. Kaç dakika gösteriyor? Köprüde şimdi trafik vardır ya.